O zaman aynaya bastığınızda %100 ihtimalle kâra geçiyorsunuz. Şuradan mı girmek istersiniz, şuradan mı istersiniz? Tabii ki buradan istersiniz. Niye? Çünkü buradan girince daha yüksek kâr alıyorsun. Yüzde bazında zararlı kapattığı ay neredeyse yok. Bakıyorum grafik az öncekinden daha da iyi falan filan. O zaman ben bunun üzerine çalışıp direkt tamamen karlı bir sistem oluşturabilirim düşüncesi yaratıyor bende. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayalım. Hanımlar beyler, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine böyle çok iddialı bir başlık atılarak tanıtılan bir strateji inceleyeceğiz. Ben videoya girmeden önce çok ufak, çok kısa biraz bakındım. İddialı olduğu kadar olmasa bile, çünkü genelde bunlar şey oluyor biliyorsunuz. Bu öyle gizli bir indikatör ki öğrenirsen tüm hayatın değişecek, hayata bakış açın değişecek falan, hani o noktaya getiriyorlar. Yani tabii ki bu kadar değil ama. Yani ben de pozitif sonuçlar gördüm diyeyim. Ama tabii ki tüm incelemeyi birlikte yapacağız. Gelin şimdi ben size hemen sistemi anlatayım. Sonra da backtestine bakalım. Şimdi iki tane indikatör kullanıyoruz. Bunlardan biri RMI yazmanız lazım. RMI Trend Sniper. Birincisi bu indikatör. Bunu açıyoruz. İkincisi de standart RSI, göreceli güç endeksi. Onu da açtık. Nasıl sinyal aldığımızı da göstereyim hemen. Şimdi hemen size bir tane short sinyal gösteriyorum. Burada Trend Sniper denen, hatta buna direkt hareketli ortalama diyeceğim. Çünkü RMI Trend Sniper demek çok uzun geldi. Hareketli ortalama işte kırmızıya dönmüş şurada. Aynı zamanda RSI da 30'un altına inmiş. Bize diyor ki böyle bir durumda short işlem gireceksin. Tam tersi de böyle burada olduğu gibi şurası hareketli ortalama mavi olmuş ve RSI da 70'in üstüne çıkmış. Burada da long gireceksin diyor. Yani aşırı alım bölgesinde biz de alıyoruz, aşırı satım bölgesinde biz de satıyoruz. Ve bunlar aynı anda gelmek zorunda değil. Böyle birkaç mum içinde de gelebiliyorlar. Ancak burada benim hoşuma gitmeyen minik bir detay vardı, o da şu. Şimdi biz madem long işlem gireceğiz, dolayısıyla bizim daha yüksek bir fiyattan değil de daha düşük bir fiyattan girmemiz lazım. Yani şunu söylüyorum. Siz diyelim burada long işlem alacaksınız. Şuradan mı girmek istersiniz, şuradan mı istersiniz? Tabii ki buradan istersiniz. Niye? Çünkü buradan girince daha yüksek kar alıyorsun. Tamam. O zaman biz niye RSI 70'in üzerine çıktığı an longluyoruz ki? Onun yerine şunu bekleyelim. 70'in üzerine çıksın, sonra geri girsin. Şimdi bu örnek özelinde bakınca ha şuradan girmişim, ha şuradan girmişim diyebilirsiniz. Doğru. Ama işte kimi örnekler var? Gerçekten arada böyle ciddi bir fark oluyor. Gerçi yüzde dediğim şey zaman aralığına göre değişiyor da. Yani o grafiğe göre ciddi fark yaratan durumlar vardı. O yüzden ben de böyle kodladım. Tekrardan özetliyorum. Normalde bize sistem diyor ki RSI 70'in üzerine çıkınca longla. Benim kodladığım sistem RSI 70'in üzerine çıkıp aşağı indiğinde longla diyorum. Tamam mı? Sistem bu şekilde. Dediğim gibi aynı mumda da denk gelmesine gerek yok. Şimdi gelin birlikte bunun backtestine bir bakalım. Evet, backtest sonuçları bu şekildeydi. Şimdi gelelim. Ben neden en başta ya bu sistem iyi gibi ha falan dedim. Onu anlatayım. Şimdi ben bu sistemi kodladım. O esnada da ekranda Ada Coin 1 dakikalık grafika çıktı. Sonra backtest sonuçlarına baktım. Arar bazında okey. Yani karlı. Maksimum arardan fazla düşmüş ama yine de sonuçta şu an karda. Sonra net kazanca baktım. Okey, o da karda. Grafiğe baktım. Harika bir grafik değil ama karda. Sonra dedim ki ya bir 5 dakikasına bakayım bunun. 5 dakikaya baktım. Burada da karda. Arar bazında kârda. Bakıyorum grafik az öncekinden daha da iyi falan filan. Ha tabii burada şu düşünülmesin. Şimdi videolarda yer yer değiniyorum ama şimdi kısaca yine değineyim. Bizim bir sistemimiz varsa onun 1 dakikadaki performansı ve ayarlarıyla 5 dakikada aynı performansı göstermesi mümkün değil. Yani şunu söylüyorum. Evet şu an 1 dakikada da kârlı, 5 dakikada da kârlı da muhtemelen şu anki ayarlar 1 dakikaya ya da 5 dakikaya daha uygun olan ayarlar. Tamam mı? Bizim her zaman dilimi için hangi zaman dilimde çalışacaksak oraya uygun ayarlar yapmamız lazım. Bir sistem bütün zaman dilimlerinde aynı şekilde kârlı olamaz.
Ha burada tek bir ayarda iki farklı zaman diliminde karlı çıkması güzel bir şey mi? Evet, güzel bir şey. Yani en azından bende şu hissi uyandırıyor. Ha okey. Buna biraz bakabilirim. Yani şu anki rastgele ayarlar bile iki farklı zaman diliminde karlıysa, o zaman ben bunun üzerine çalışıp direkt tamamen karlı bir sistem oluşturabilirim düşüncesi yaratıyor bende. Ha tabii böyle düşünüp sonucunda hiçbir şey olmayan sistemler de çıkıyor ama bunun bende yarattığı hissiyatı söyledim. Sonra 5 dakikada dediğim gibi karlıydı. Dedim ki bir de 15 dakikasına bakayım bunu. 15 dakikasına bakınca da bunu gördüm. Bizim diğer videolarımızı da izleyen izleyicilerimiz şu an zaten düşüş grafiğinin, bu zarar grafiğinin çok güzel bir şey olduğunu biliyordur. Bilmeyenler için hemen şöyle anlatayım. Şimdi bu sistem bir yerde longlamış, bir yerde shortlamış ve sonucunda istikrarlı bir şekilde zarar etmiş. Gördüğünüz gibi sürekli zarar. Gittikçe artan miktarda bir zarar var. O zaman biz longladığımız yerde shortlayıp, shortladığımız yerde de longlarsak, yani işleme giriş yerlerimizdeki girişlerimizi tamamen tersine çevirirsek, o zaman bu grafiğin de tamamen tersine dönmesi lazım. Buradaki aynı ayarıyla da bunu yapabiliyoruz. Ha tabii şu da var. Biz eğer işleme giriş stili olarak böyle bir pozisyon mantığını ilerlersek, yani işte stop koydum, TP noktası belli gibi bir yoldan ilerlersek, bazen bu aynaya basmak da bizi tam karlı hale getirmeyebiliyor. Ama çoğu zaman işe yaradığını zaten hep videolarda gördük. Öte yandan şu da var. Şimdi siz böyle bir pozisyona girmek gibi değil de şurada longladım, buradan shortladım, şurada longladım, buradan shortladım gibi bir sistemle de ilerliyor olabilirsiniz. Yani pozisyon bitene kadar beklenen tiki kaldırılmıştır belki sizde. Standart ayarları açıktır ve standart ayarları açıksa ve grafik yine böyle zararlıysa, o zaman aynaya bastığınızda %100 ihtimalle kâra geçiyorsunuz. Nedenini nasılını anlamadıysanız çok önemli değil. Başka bir zaman zaten anlatırım ben. Ama bu bilgiyi de vermiş olayım. Neyse, tekrar ada coin'e dönelim. 15 dakikaya bakmıştım. Ondan sonra 30 dakikasına baktım ama 30 dakikada istikrarlı bir zarar da yoktu, istikrarlı bir kar da yoktu. Genel olarak grafik böyle bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Sonra 1 saatine baktım. 1 saatte de sonuçlar son derece istikrarlı bir şekilde zarar ettiğini görünce dedim ki tamam, ben bunu daha fazla da incelemeyeyim. Buradan bir şeyler çıkacak gibi. Hemen videoya geçeyim diye düşündüm ve videoyu çekmeye başladım. Açıkçası backtest'ten beklentim daha da yüksekti. Yani backtest sonuçları bence kötü değildi ama beklentim daha da üstündeydi. Fakat şu dikkatimi çekti. Bakın BIST 100'de 15 dakikadaki şu performans, yüzde bazında zararlı kapattığı ay neredeyse yok. Arar bazında da 102 arar kar etmiş. Ve toplam üst üste kaybettiği işlem sayısı da 6. Yani siz bir arar olarak bakiyenizin %10'unu kullansanız bile 3 yıllık bir zaman dilimi içerisinde paranızı sıfırladığı hiçbir an bulunmamış ama bu tabii ki yine de bakiyenizin %10'unu tek bir arar olarak kullanın demek değil. Bence kullanmayın. Bence aşırı kabul edilemez derecede yüksek. Ama elimde böyle bir backtest datası olunca normalde bir ararım atıyorum %1 ise, bakiyemi %1 ise, bu sistemi BIST %15 dakikada çalıştıracakken bir arar olarak %1'den daha fazlasını kullanabileceğim hissiyatını veriyor bana. Bu düşünceyi veriyor bana. Çünkü böyle yapınca hala güvendeyim gibi görünüyor. En azından 3 yıl boyunca güvendeymişim. Yani dolayısıyla bu sistemin BIST 115 dakikadaki performansı da çok dikkatimi çekti. Onu da sizle paylaşmak istedim. Gelelim sistemi değerlendirmeye. Şimdi sistemi değerlendirirken bu RMI'yi kullanmamızın çok özel bir nedeni var mı bilmiyorum. Anlamadım açıkçası. Ya da sistemin orijinal halinde direkt RSI'nin 70'in üstüne çıktığı anda longlama işini de çok sevmedim ben. Zaten bunu size anlatmıştım. Neden geri döndüğünde bana göre longlamalıyız kısmını. Yani sistemin arkasındaki matematiği aşırı anlamış değilim fakat benim bu kendi eklediğim RSI 70'in altına indiğinde longla mantığını sevdim ve bunun açıkçası bir işlevsellik kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda hareketli ortalama RMI olmak zorunda da değil, aynen herhangi bir hareketli ortalama da olabilirdi. Ve öyle düşündüğümde bir hareketli ortalama var, insanlar aşırı alım yaptığında bu alımı kestikleri noktada ben de longlamaya başlıyorum. Yani bir trende atlıyorum ve işte stopumu koyuyorum, TP'mi koyuyorum falan filan mantığı bana kulağa mantıklı geliyor benim için. O yüzden sistemi çok sevmedim diyemem. Ha tabii ki bu demek değildir ki işte sistem harika, sistem kusursuz gibi bir şey değil. Ama mesela şöyle baktığımızda şu olay benim hoşuma gidiyor. Şimdi yükselen bir fiyat var. Sistem de burada hiç short girmemiş, sadece longluyor. Şimdi bu zaten normal, ben manuel trade etseydim de yapacağım bir şeydi. Yani fiyatların yükseldiğini görüyorsam o zaman long girecektim. Sistem de bunu yapınca benim hoşuma gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda ya, bu zaten normal değil mi? Yok yani, bazen görüyoruz işte insanların anlattığı sistemlere bakıyoruz. Fiyatlar full yukarı çıkarken sistem shortlamaya falan karar verebiliyor. Ha tabii o short kararları da engellenebilir, yani sistemlerin hepsi düzenlenebilir, düzeltilebilir, oynanabilir, bir şeyler yapılabilir. Ama kendiliğinden böyle olması hoşuma gidiyor. O yüzden sisteme puanım 10 üzerinden
7.5 diyeceğim. Son dönemde 7.5 puanı verdiğim sistemler artıyor çünkü daha fazla sistem gördükçe aslında bu puan verme işi daha da doğrulaşıyor. Mesela geçmişte aslında hak ettiğinden daha yüksek puan verdiğimi düşündüğüm sistemler oldu. Yani bugün bakınca anlıyorum. Ya da kimisine de hak ettiğinden daha düşük vermişim. Ama zaten bu puanlama kısmı işin birazcık makarası. Yani benim puanlamam bir sistemi var da etmez, yok da etmez. Siz kendiniz karar vermelisiniz. Sistemi zaten videonun açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Siz de isterseniz oradan kendi grafiklerinizi ekleyip kendi backtest sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz. Son olarak bir de değinmek istediğim bir şey var. O da şu. Şimdi bilenleriniz vardır. Yakında Komitro'yu çıkardık. Ne olduğunu bilmiyorsanız şimdi bu videoda uzun uzun anlatmayayım. Paylaştığımız bundan önceki iki videoya bakabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Şu an Komitro'da 100 dolardan fazla çekilebilecek parası bulunan insanlar var. Ve sanırım haberleri yok. O yüzden paralar orada duruyor. Ben size haber vereyim. Eğer daha önceden bizim OKX linkimizle OKX hesabı açıp işlem yaptıysanız girip bir Komitro'ya bakın, orada paranız birikmiştir muhtemelen. Ya da bundan sonra olsun istiyorsanız şimdi OKX linkimizle kaydolup OKX üzerinden işlemler almaya başlarsanız yaptığınız her işlemde para ödüyoruz. Geçmişte yaptıklarınızı lütfen çekin, orada paranız kalsın, ben istemiyorum. Neyse, bu Komitro mevzusunu daha fazla uzatmayayım. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.